kopya çekmedim diyene rastlamak, samanlıkta iğne aramak gibidir. Her zaman şu soruyu kendime sormuşumdur. 3 kök 5 faktöriyel ne işime yarayacak diye. Ve yaşım şu an 23, şu ana kadar hiçbir işime de yaramadı. İnsan her bilgiyi öğrenemez. Burada da kopya çekmekte master yapmış 10 insan var listemizde. Bakalım nasıl teknikler uygulamışlar. 10 numara. Çok ilginç bir proje. Adam sırf kopya çekme teknikleri adıyla YouTube kanalı var ve 4 milyon abone kasmış. Yani sizin anlayacağınız 4 milyon kopya çeken, bildiğimiz sıradan bir silgiyi içini bir falçata yardımıyla kesiyor. Okunaklı olması için çıktıyı bilgisayardan alıyor ve silginin içine uyacak bir şekilde yapıştırıyor. İşte sonuç. 9 numara. Vay anasını diyeceğiniz bir proje. Yemin ediyorum bunu düşünmek benim bir haftamı alır belki. Ama adam işsiz. Sırf bunu düşünüp planlamış. Tükenmez bir kalemin içini çıkarıyor. Falçata yardımıyla az bir şey ortasından çizgi şeklinde kesiyor. Daha sonra bir parça kağıda yazdığı kopyayı kalemin iç kısmında bir uca yapıştırarak doluyor. Daha sonra kalemin içini dış kılıfına geçiriyor. İşte mutlu son. 8 numara. Adam zeki bile der, biz yapsak yakalanırız diyeceğim ama yakalanmadan da yaparsak 100 alırız diyorum. İki kalemi üst kısmından çizdiği yeri falçatayla kazıyor. Daha sonra yine başka bir kalemden çıkan kaydırmaz kauçuğu ortadan kesiyor. Kağıdı iki kalemin kesik bölgesine monte ediyor. Daha sonra görüntüdeki gibi işlem başarılı bir şekilde tamamlanıyor. 7 numara. Artık bunu görünce kimseye güvenim kalmayacak gibi. Tabii kopya konusunda. Adam yara bantını alıp ketçap sürüp üstüne bilgiyi yazdıktan sonra bir de bileğine yapıştırmış. Açıp açıp bakıp yapıyor. Yapacak bir şey yok. 6 numara. Şimdi anladım ÖSYM'nin sınava girerken su şişelerini kontrol etmesini. Su şişesinin barkodunu söküyor, içine notları dantel örer gibi yerleştiriyor. Sınav sırasında su şişesine ellermiş gibi kopya çekiyor. 5 numara. Sınava cetvel sokmak kolay olur mu? Orasını tam olarak düşünmesem de ama oldukça başarılı. Adamlar cetvelin arkasına ansiklopedi sığdırıyor. Cetvelin arkasına uygun kağıdı kesip arkasına yapıştırmışlar. Daha sonra da inci gibi yazıp sınava hazır bir şekilde getirmişler. Vallahi helal olsun diyorum. 4 numara. Allah'ım yarabbim, ben şok, ben iptal diyecek bir şey bulamıyorum. İnternetten şişenin şablonunu bulup üstündeki yazıları, örneğin üretim tarihi gibi yazıları silip kopyaları yazmışlar. Ne demeli ya? Bunu düşünüp yaptıysa bu adamda uzaya çıkacak zeka var ya. 3 numara. Bu numarayı ben iki kere denedim ama nasıl? Çin'den mikro kablosuz casus kulaklığı alıp da yapmıştım. Burada ses kaydı yapıp kulaklığı elinin ortasına almış. Tabii bunu uygulamak için de kış olması lazım. Yoksa kısa kolluyla nasıl yapacaksın ki? 2 numara. Bunun listemizde 2 numarada olmasının sebebi öğrencilerin 10'da 7'sinin bu kopya tekniğini kullanmış olmasıdır. Avcumuzun içine kopyaları yazarız. Haydi hüra sınava. Bir numara. Bu kopya tekniği tarihe geçer. Bu taktik için 0-3 kalem ucu üretmişler. Bunu yazmak her baba yiğidin harcı değil. Kanalıma abone olan herkes inşallah 100 alır diyorum. Bu videomu beğendiyseniz videoma like atmayı, ayrıca böyle videoların devamlılığı için aşağıda bulunan abone ol butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz.